Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu silikon tabancası. Bu silikon tabancasını 12 voltla nasıl çalıştırabiliriz? Bununla ilgili sizler için bir video çekme gereğinde bulundum. Belki işinize yarar, belki sizler de yapmak istersiniz. Bunu paylaşma gereğinde bulundum. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki silikon tabancamız 220 volt 40 amp, yani 40 wattlık Atlas marka bir silikon tabancasıydı. 220 voltta çalışıyordu arkadaşlar ve bu ürün bozuldu. Tabii ki çöpe atmak yerine yeniden değerlendirmek istedim. Bozulma sebebini de açıklayacak olursam arkadaşlar, içine çok aşırı silikon akmıştı. Akmasının da sebebi geç ısınıyordu ve geç ısınması sebebiyle tabii ki tetiğe basıldığı zaman hafif burasının ısınıp da buranın ısınmaması, burada tıkanan silikonun dışarı atılmaması, burada bir silikon akıntısı olmuştu ve şuralara aşırı bir silikon dökülmüştü. Hala izlerini görebiliyorsunuz ve bunu temizlemeye çalışırken kısa devre yaptı ve patladı. Aslında içinde kullanılan filament basit bir filamentti ve bu filament tabii ki yanmaz bandın içine sarılmıştı. Ama bu yanmaz band maalesef çok sağlıklı sarılmadığı için ve zamanla aşırı ısınmadan dolayı yıprandığı için kısa devre yaptı. Hala kısa devrenin izlerini belki görebiliyorsunuz. Bundan sonra artık 220 voltta değil, yani o kısa devreden sonra 12 voltta çalıştırmanın daha mantıklı olacağını, en azından kısa devre olma olasılığı olduğu zaman da şuraya 220 voltun kaçağının olmayacağını, yani çarpılma riski var sonuçta bu ucun teması esnasında kısa devre olursa, bunun yerine 12 voltun daha sağlıklı olacağını düşünerekten ben bu silikon tabancamın 12 voltta çalışabilen 1-2 amper enerji tüketen bir silikon tabancası haline getirmeyi karar kıldım ve bu esnada bunu da sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. Belki sizler de yapmak istersiniz. Aslında işlem çok basit. İsterseniz normal 3D yazıcılarda kullanılan filamentler var, 12 voltluk ısıtıcı filamentler. İsterseniz de arkadaşlar, elinizde şu şekil direnç varsa dirençler de kullanabilirsiniz. Şu an direncin değerini sizinle paylaşacağım. Tabi direnç ısındıkça değer kaybı yaşamakta. Ama onun bir benzeri, şu an henüz ısıtmadığım bir benzerinin ölçüsünü şu şekil ölçü aletimle ölçmeye çalışacağım. Sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. 200 ohmluk ayarda test ediyorum ki 2,6 değer göstermekte arkadaşlar. 0,2,6, umarım kamera net gösterebiliyordur. Hatta kameranın yönünü değiştirelim. Daha doğrusu ölçü aletimizin yönünü değiştirelim. Şöyle biraz zoom yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elimizdeki direncin değeri 2,5-6 arası dolaşmakta, 5'e düştü. Şimdi ısıttığımız direncin, aynı direnç arkadaşlar, aynı marka, aynı model testini yapalım. Bu arada tel bağladım. Yine 2,5-2,6 arası dolaşıyor. Rengini de gösterecek olursam arkadaşlar, ısıdan dolayı rengini kaybetmiş. Test amaçlı test ettim. 150 dereceye kadar ısınıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk skalasını. Şimdi arkadaşlar, ısıtıcımızı nasıl yapacağız? Yani silikon tabancamızı nasıl ısıtabileceğiz bir dirençle? Asıl sorduğunuz sorunun cevabına gelecek olursak arkadaşlar, lehim kullanamıyoruz. Lehim kullanırsak atar. Çünkü aşırı ısınıyor. 150 derece diyorum. 150 dereceden dolayı lehimin atmamasını istiyorsak, telimizi normal el yordamıyla, pense yordamıyla direncimin etrafına sardım. Çünkü ısındığı zaman teller bırakacağı için en mantıklısı sarmak veyahut da farklı şeylerle sıkıştırabiliyorsanız sıkıştırmak. Sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar, şu cam elyaflar söz konusu.
Cam elyaf kullanacağım. Niçin? Çünkü ben temas olmasını istemiyorum arkadaşlar. Cam elyaflar gördüğünüz gibi bu cam elyaf normal koruyucu elektrik ısınan mekanizmalarda kullanılan, yani ısıya dayanıklı ve tabii ki aynı zamanda kısa devre yapmasını da önleyen cam elyaf arkadaşlar. Bunu sizlerin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabi elinizde yanmaz bant varsa onu kullanın arkadaşlar. Yoksa maalesef bu kutupların, özellikle direncimizin şu tarafı ve şu tarafı enerji gireceği için arkadaşlar, şurayla temasını önlemek zorundasınız. Aksi takdirde temas ederse vereceğiniz enerji kısa devre yapar. Direnciniz ısınmaz. Bu yüzden dolayı mutlaka direncinizin bir kutbunun temasını engelleyin arkadaşlar. Ya bir kutbu temas ederse sorun değil, ama iki kutup aynı anda kısa devre yaparsa bu sefer enerjiniz boşa israf olacaktır. Aynı zamanda direnciniz ısınmayacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi cam elyafımızı direncimizin üstüne geçirirken aynı zamanda kablomuzun da temasını önlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde biraz daha koruyucuyu ileri almak istiyorum. Çünkü ısındıkça etrafına temasını istemiyorum. Bir parça daha kullanacağım arkadaşlar bu cam elyaftan. Evet, şunu kullanmam daha sağlıklı olacaktır. Hatta silikon tabancamın içinden çıktı bu arkadaşlar. Satılıyor, satılması lazım diye biliyorum, ama tabii ki nereden temin edeceğinizi bilemiyorum. Normal eski özellikle ısınan eşyaların içerisinde kısa devre yapılmasını önlemek amacıyla çok kullanılmakta bu cam elyaflar arkadaşlar. Şu şekil yaptık. Çok fazla oynatmamak lazım direncimizi. Aksi takdirde direncin ayakları kopabiliyor arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için aşırı kurcalamamakta yarar var. Hatta direncimin tam köşeye gelmesini istiyorum arkadaşlar. Çünkü silikon tabancamın buralarını değil de buradan ısıtmasını istiyorum. Zaten buralardan ısındığı zaman şuradan silikon patlaması yapar ve akması tabi biraz zaman alır. Bunu istemediğim için en uca yerleştireceğim. Hatta bir parça daha cam elyaf kullanacağım arkadaşlar. Bunun da sebebi şunu korumaya almak istiyorum. Çünkü temas edecektir bu. Temas etmesini istemiyorum. Biraz sağlam olsun istiyorum. Yani kullanılacağı için arkadaşlar biraz da özenerek yapmak daha mantıklı olacaktır. Bunu sizlere gösterirken aynı zamanda kullanacağım. Gerçi yeni silikon tabancamı sipariş verdim. Onu da önümüzdeki günlerde geldiği zaman sizinle paylaşacağım. Tabii ki, ama şu an için bu da elimin altında olsun. 12 voltta çalışması mantıklı olacaktır. Arkadaşlar bu parçacıklar, alüminyum parçacıklar kendisine aittir. Zaten kendi ısıtıcısını bununla tutturuyorlardı. Tabii ki yanmaz bandın içerisinde korumalı bir şekilde. Bu parçacıkları kendiniz yeniden değerlendirebilirsiniz. Bozuk silikon tabancanızın içerisindeki arkadaşlar. Bu arada ortalamasını yapmaya çalışıyorum. Yine kendi yayı arkadaşlar. Sizinki yayı olabilir. Farklılık gösterebilir. Benimki metal, çelik bir parça. Onu da zorlayarak şu şekil üste geçiriyorsunuz. Çünkü buranın sıkışmasını istiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direncimiz istediğimiz şekilde sıkıştı buraya. Sıkışması arkadaşlar, hatta ben bir parça bakır yapmıştım. Onu
eklemedim. Yani geniş geliyorsa iki metalin arasına, iki alüminyum parçanın arasına bakır da sarabilirsiniz arkadaşlar. Bu aynı zamanda daha fazla sıkışmasını sağlayacaktır. Çünkü ne kadar direnciniz şurayla teması sağlanırsa ısıyı daha fazla bu alüminyum parçaya verecektir. Şimdi arkadaşlar enerjimizi verelim. Ve tabii ki enerjiyi verirken de aynı zamanda sizler için şöyle şuraya yerleştireyim. Bu arada ısı ölçerimizi de çalıştıralım. Ne kadar ısı ürettiğini de sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu şekil yerleştirdik. Şu an ortam sıcaklığı 27 derece göstermekte arkadaşlar. 12 volt 0 yani 600 miliamper değerinde bir enerji veriyorum arkadaşlar. Şimdi ısınmasını hep birlikte izliyoruz. Bakalım ne kadar ısınacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş ısımız yükseliyor. Yaklaşık çıplak şekilde 150 dereceye kadar ısındığını gördüm arkadaşlar. Şimdi tabii ki aksamın içine yerleştirdik. Bu 150 dereceyi görebilecek miyiz? Çünkü sonuçta direnç sadece kendini ısıtmıyor. Gördüğünüz gibi bu bölgeyi komple ısıtıyor arkadaşlar. Bu bölgeyi komple ısıttığı için tabii ki haliyle ısınması birazcık zaman alabilecek gibi görünüyor. Ama gördüğünüz gibi şu an ekranda ısı derecemiz yükseliyor. Şöyle bir farklılık var mı diye kontrol etmeye çalışıyorum. Hafif ılıklaşmaya başladı arkadaşlar. 48 derecede. Tabii ki 48 derecenin içerideki ısısıyla şu an buradaki ısısı farklıdır arkadaşlar. Çünkü normal silikon tabancalarında da burası ısınırken birdenbire silikon tabancanız ısınmaz. Bu bölge yavaş yavaş bütün bölgeyi ısıtır ve silikon akıtmaya başlar. Yani normalde ilk 220 voltu verdiğiniz zaman zaten bu bölge ısınmakta. Ama buranın ısınması tabii ki zaman almakta. 4-5 dakikayı bulabilmekte. Tabii silikon tabancanızın performansına göre örnek olarak bu 40 tekrardan yanlış bilgi vermeyelim. 40 wattlıktı bu. Bu 40 wattlık silikon tabancasının tabii ki ısınması 5-6 dakikayı buluyordu. Ama örnek olarak çıplak şekilde buraya dokunamazdınız. Ama buralara dokunabiliyordunuz. Bunun da sebebi dediğim gibi o küçük filamentin kendini ısıtıp ve sonrasında etrafını ısıtması biraz zaman alabiliyordu. Evet arkadaşlar 55 dereceye çıktı ısımız. Şu an dokunulması biraz zorlaştı. Tabii ki bunu bir cam bant kullanırsanız arkadaşlar, daha doğrusu yanmaz bant kullanırsanız sizler daha iyi verim alacaksınız. Benim kullanmış olduğum cam elyaf arkadaşlar. Tabii ki bu arada şu probumuz tam olarak cam elyaftan daha fazla verim alacaksınız. Veyahut da bir matkap yardımıyla şu metali delerseniz, örnek olarak direncinizin kutuplarını şuradan ve şuradan temas ettirmeden çıkarttırıp daha güzel temas sağlarsanız daha fazla enerji yani ısı verimi alırsınız. Şu an gerçekten dokunulmaz hale geldi. Artık elimi yakmaya başladı. 58 derece arkadaşlar. Tabii dışarıdaki 58 derece değil. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu arada sıkıştırılması da çok önemli. Bu baskı olayı önemli arkadaşlar. Ben normalde bir bakır plaka yapmıştım. Onu yerleştirmedim sizlere göstermek açısından. Ama bakır plakayı koyduğum zaman örnek olarak ilk direncin üstüne gelen bölgeye koyduğum zaman haliyle şuraya şu alüminyum parçalara ısı geldiği zaman kayıp olur. Bakır plakada ısı saklanır.
Yani sizler bir bakır plaka kullanırsanız daha iyi verim alırsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 61 derece ve şu an buradaki silikon boru da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Şöyle, evet, yani 45'in üzeri şu an dış aksamı var. İç aksamı 62 derece rahatlıkla var. Hatta şu şekil probumu çıkarayım. Bakalım dış aksam kaç dereceyi gösteriyor. Tabi ısımız yavaş yavaş düşüyor arkadaşlar. Bakalım kaç derece duracak. 50 derece herhalde var dış ortamı. İç ortamını tekrar bakıyorum arkadaşlar. Şöyle probu yerleştirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, dokunulmayacak hale dış ortamı geldi. Tabi bu 12 volt 0 600 miliamper ben şu an enerji veriyorum. Bu voltajı yükseltirebilirsiniz elinizdeki dirence göre. Veyahut da şu an direnç yerine 3D yazıcılarda kullanılan ısıtıcı filamentler var arkadaşlar. 5-6 TL'ye satılmakta. Onlardan da kullanaraktan bu ısıtıcınızı, yani silikon tabancanızı pille çalışır hale getirebilirsiniz. Pil veya 12 volt adaptörle çalışır hale getirebilirsiniz. Yani tercih sizin. Bunu sizinle paylaşmak istedim dostlar. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Daha fazla vaktinizi çalmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi ısımız yükseliyor. Ve bu yükselmeye devam edecektir. Tabii ki bu çekilen ampere göre, verilen voltaja göre bu ısı daha fazla yükselecektir. Bunu çok basit bir şekilde kendinizde kendi silikon tabancanızı pille veya 12 voltta çalışır hale getirebilirsiniz arkadaşlar. 220 voltta çalıştırmaktan daha mantıklı, daha verimli olacağını düşünüyorum. Hem enerji tasarrufu sağlayacaktır, hem de çarpılma risklerini ortadan kaldıracaktır. Evet dostlar, yeni bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.